Merhabalar arkadaşlar, Bahadır Öğrenme soru çözümüne hoş geldiniz. Bugün ne çözüyoruz sizlerle? Bugün biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayında örnek sorular yayınlamaya devam ediyor. Bu hafta yeni bir test daha yayınladı. 12. sınıf matematik 2. ünite diziler testini yayınladılar. Bizim için üniversite sınavında bunu çözmek önemli. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım, genel hatırlatmamızı yaparak. Yukarıdaki gibi birden neye kadar ardışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılan sayılara üçgensel sayı oluşturulmuştur. Tn 1, 3, 6, n çarpı n artı 1 dizisine üçgensel sayı denir. Mantığı nereden gelir? Bakın ilk şekilde bir tane vardır. İlk şekilde 1'e 2 tane daha nokta eklemiş 3. 1'e 2'ye bir nokta daha eklemiş 6. 1, 2, 3, 4 nokta daha eklemiş 10. Bunun genel formülü neydi? Birden n'e kadar olan sayıların toplamı. N çarpı n artı 1 bölü 2 bana neyi verecektir? Üçgensel sayı verecektir diyebiliyorduk. Buna göre T12 demek birden başlayıp 1, 2, 3 diye başlayıp kaça kadar giden sayılar demektir o halde? 12'ye kadar giden sayılar demektir. O zaman T12'yi hesaplayalım. T12 demek 12 çarpı 13 bölü 2. Gitti gitti 6. 6 kere 3 18. 6 kere 1 6. Burası 78 geldi. T10 demek birden başlayıp 10'a kadar giden sayılar demektir. Yani T10'u hesaplıyorum o zaman. 10 çarpı 11 bölü 2'dir. Gitti gitti. Bu da kaça eşittir? 55'e. Arasındaki farkı sormuş bana. Arasındaki fark demek. Çıkardım. Çıkardım. Aralarındaki fark kaça eşittir diyebiliriz o halde. 23'e eşittir diyebiliriz. Evet, ikinci soruya geldim. A ve B tam sayı olmak üzere A4B pozitif terimli aritmatik dizinin, AB4 ise pozitif terimli geometrik dizinin ardışık üç terimidir. Şimdi şunu hatırlamam lazım. Eğer aritmatik bir diziden bahsediyorsak biz, şöyle ki, şurayı temizleyelim önce. Bir şey aritmatik dizi ise, ortak farkları hep ne olmak zorundaydı? Birbirine eşit olmak zorundaydı. Yani burası 1 artıyorsa ve burası da 1 artıyordur. Buradaki taktik neydi? İki elemanın toplamının yarısı bana ortadaki ifadeyi verir diyebilirdik. O zaman A artı B bölü 2 eşittir 4. Yani buradan A artı B'nin kaç geldiğini görürüz? 8 geldiğini görürüz. Geometrik düzdeki aksiyon neydi? A1, A2, A3 geometrik dizimse biz burayı bir sayıyla çarpıyorsak burayı da neyle çarpmamız lazımdı? O sayıyla çarpmamız lazımdı. Buradaki biz ortanca terimi bulurken, yani B'yi bulurken taktik şuydu. B'nin karesi A ile 4'ün çarpımına eşittir. Yani şurada da şunu yazabiliyorduk. A2'nin karesi A1 çarpı A3'e eşittir diye bir ifade kullanabiliyorduk. Hemen birbiri cinsinden yazsak, yani ne demek istiyorum? Şöyle ki A gördüğümüz yere biz burada ne yazabiliriz? B kare bölü 4 eşittir A'dır diyebiliriz. Bunu götürüp şurada yerine yazsak. Yani B kare bölü 4 artı B eşittir 8. Payda eşitlersek B kare artı 4B payda eşitliyorum 32'yi bu tarafa atarsak eksi 32 yapar. Bakın hepsinin altında 4 4 olduğu için birbirini götürdü. Şurayı çarpanlarına ayıralım. Nasıl çarpanlarına ayırırız? B'yi B diye çarpanlarına ayırırız. Burayı 8'e 4 artı eksi diye ayırırsak buradan B sayısı ya eksi 8 gelecekmiş ya da B sayısı 4 gelecektir diyebiliriz. Peki biz burada hangisini alacağız kendimize? Yani eksi 8 mi 4'ü? Pozitif terimli dediği için pozitif terimli olanı yani B yerine 4 aldık. B yerine 4 alırsak A artı B'nin kaç olduğunu biliyordum ben. 8. A artı B 8'di. B'yi 4 alırsak A'ya da kaç yazmam lazım? 4. A'yı 4 bulduk. B'yi de 4 bulduk. Çarpımlarını sormuştu bize. Çarpımları kaçtır diyebiliriz o halde? 16'dır diyebiliriz. Evet, üçüncü soruya geldim. Ahmet aşağıdaki kutulara ok ile belirtilmiş işlemleri uygulayarak bir sayı dizisi oluşturuyormuş. Buna göre aşağıdakiler biliniyormuş. A kaçtır diye sormuş bize. Şimdi yaptığı işleme bakalım. 5 eklemiş, 3 eklemiş, 5 eklemiş, 3. Yani adam her iki tane de kaç eklemiş oluyor? 8 eklemiş oluyor. Her iki tane de 8 eklemiş oluyor. Her iki tane de 8 eklemiş oluyor.
Baştan 5. kutudaki sayı x'tir. 1, 2, 3, 4, 5. Burası x'tir. Baştan 17. kutudaki sayı 3x artı 8'dir. Şimdi baştan 17. kutu. Şurada bir tane 17. kutumuz varmış. Bu da neye eşitmiş? 3x artı 8'e eşitmiş. Şimdi önce bu ikisi arasındaki ilişkiye bakalım. Şimdi burası kaçıncı kutumuz bizim? 5. Bu 5'ti. Şimdi baştan gidecek olsaydık, yani şuradaki terimin kaç olduğunu bilmiyoruz. Şurası a olsaydı, x gördüğüm yere ben ne yazabilirdim? X diye belirttiğimiz ifade. Ne yaptık? 8 ekledik. 8 daha ekledik. 16. O zaman x diye belirttiğimiz sayı a artı 16'dır diyebiliriz. Şimdi 17. sayı diye belirttiğimiz şuradaki ifadeden önce kaç tane top vardır ya da kutu vardır? Şurada 16 tane kutu vardır. İkili ikili gidiyorduk. O zaman biz buraya ne yaptık? 8 8 eklemiş olduk. Yani 8 tane aralık vardır. 8 çarpı 8'den 64 tane sayı eklemiş olduk. Kime? A'ya. Bu da neye eşittir? 3x artı 8'e. Şu iki denklemi ortak çözersek, yani x gördüğüm yere a artı 16 yazarsam, a artı 64 eşittir 3 tane a artı 16 artı 8 gibi düşünürsek, a artı 64 eşittir 3a artı 3 çarpı 16 48, 8 daha 56. Attım karşıya 3x eşittir 8. Yalnız burada ne var? Şunlar artık a'ydı. 2a olacak burası. Şuradaki a da buraya geldiği için. Buradan a sayısının kaç geldiğini görmüş oldum. 4 gelmiş olduğunu gördük. O zaman a sayısı 4 ise bizim x diye belirttiğimiz şuradaki sayı kaça eşittir? Bakın burası 20'ye eşittir diyebiliriz. Bizden neyi sormuş? Baştan 8. kutudaki sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sayı nedir diye sormuş. Şimdi şurada 25 var. Şurada 28 var. 5 daha ekleyeceğiz. Buradaki sayımız kaça eşit olacak o halde? 33'e eşit olacak diyebiliriz. Bir dizi vermiş bize. Bu diziyi tam sayı yapan değerler A, negatif yapan değerler B olduğuna göre A kesişim B. Şimdi bu tarz işlemlerde polinom bölmesi yapmakta fayda vardı. Yani şöyle düşünelim. Ben burayı 3n bölü n eksi 36 bölü n gibi düşünürsem, burası zaten 3'tür. Yani bir tam sayıdır. A kümesi için konuşuyorum şu anda. O zaman A kümesinin elemanları 36'nın bölenlerinden gelecek. A kümesini yazıyorum o zaman. 1 vardır, 2 vardır, 3, 4 vardır, 5'e bölünmez 6 vardır, 7, 8'e bölünmez 9 vardır, 12'ye bölünür, 18'e bölünür yarısı, bir de 36'ya. Bakın n yerine biz bu değerleri yazdığımız zaman negatifleri almıyorum. Neden? A n dediği için n sayısı her zaman sayma sayısı olmak zorundaydı. A kümesini bulduk. Negatif yapan değerler. Negatif yapan değerler nereden gelecekti? Burayı çözerken de ne yapıyorduk? 3n eksi 36 bölü n küçüktür 0 diyorduk. Şimdi köklerimize bakarsak, şimdi şu eşitsizlikte köklerimize bakarsak, köklerimiz nelerdir bizim? Tablo incelemesi yapacağız eşitsizlik olduğu için. Bir tane köküm 12'dir, bir tane köküm 0'dır. 0'dan 12'den eşitlik olmadığı için içleri boş. İşaretleri pozitif olduğu için artıyla başladı, eksiyle gitti, artıyla devam etti. Adam benden negatif olan kısmı tara, yani B kümesinin elemanları da kimlerdir o halde? B kümesinin elemanları da 1'den başlayıp 2, 3, 4, 5, en son 11'e kadar gelen elemanlardır. Benden A kesişim B'nin eleman sayılarını soruyor, kaç elemandır diye. 11'e kadar olan kısım, yani şurası A kümesi için şurası bizim kesişim yeridir. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman kesişimlerinde kaç tane eleman vardır diyebiliriz? 6 tane eleman vardır diyebiliriz. Logaritma x tabanında x artı 1, logaritma 100 ve logaritma x artı 1 tabanında 16 geometrik bir dizi oluşturacak şekilde ardışık 3 terimmiş. Demin yapmıştık. Geometrik dizide ne vardı? Ortadakinin karesi, a2'nin karesi, a1 çarpı
A3'e ne olmak zorundaydı? Eşittir. Yani ortadakinin karesi, logaritma yüzün karesi, dikkat, logaritma yüzün karesi, A1 logaritma x tabanında x artı 1 çarpı logaritma x artı 1 tabanında 16'ya eşittir dememiz gerekiyor idi. Şimdi logaritmalık işlemi yaparsak logaritma 100 bir kere kaça eşitti? Onun karesinden 2. 2'nin karesi buradan kaç geldi? Log 100'ün karesi 4 geldi. Logaritmada çarpım halinde üst ve taban eşitse götürebiliyordu. O zaman burası nedir? Logaritma x tabanında 16'dır. X'i karşıya üst olarak atarsak x üzeri 4 eşittir 16. X eşittir 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır diye yorum yapabiliriz. Adam bizden x sayısını sormuştu zaten. X eşittir 2'dir demiş olduk. Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarının her bir adımdaki birer santimetre uzatılarak elde edilen dikdörtgenler prizmanın hacimleri yukarıda verilmiştir. Şimdi bir kere bizim hacim dediğimiz şey neye eşittir? Dikdörtgenler prizmasında A çarpı B çarpı C'ye eşittir. Ve ilk şekil için bu kaça eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Şimdi deneme yaparsak 3 yazdım, 2 yazdım, 1 yazdım. Cevabın kaç geldiğini gördük. 6. Diyor ki daha sonra her bir ayrıt birer santimetre uzat. Burası V1. Şimdi ben V2'yi hesaplayacak olsaydım 1 uzattım 4, 3, 2. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 2, 24 sağladı. Üçüncü adıma yani V3'e bakıyorum. Şey, ikinci adıma bakıyorum yani. Burası V0 gibi düşün. 1 arttırdım 5, 1 arttırdım 4, 1 arttırdım 3. 5 kere 4, 20, 60, 60. Demek ki benim sayılarım 3, 2 ve 1'miş. Buna göre 9. adımda elde edilen prizmanın hacmi ilk prizmanın hacminin kaç katıdır diye sormuş. Şimdi böyle geldik. V9 demek. Her birini ne arttıracağız bu sefer? 9 arttıracağız. Mesela V2 için ne yaptık? 1 arttırdık. V3 için ne yaptık? Yani burayı 0 gibi düşün. 0'dan 2'ye giderken 1 arttırdık. 3'ten 9'a giderken özür dilerim. 1'den 9'a giderken 9 arttıracağım 12. 2'yi 9 arttırdım 11. 1'i 9 arttırdım 10 olacaktır. Soru bize demiş ki bu bulduğum V9 hacmi ilk prizmanın V1'in kaç katıdır diye sormuş. Hemen yazıyorum. V9 dediğim şey 12 çarpı 11 çarpı 10 eşittir. İlkini ne bulmuştuk zaten? 6 çarpı x. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2, 22. O zaman x eşittir. Kaça karşılık geldi? Bakınız 220'dir diyebiliriz. Ertunç Bey, mühendis olarak 4500 maaşla işe başlamıştır. İlk maaşımız 4500. İşe başlarken yapılan sözleşmeye göre Ertunç Bey'in maaşı 5 yıl boyunca her 3 ayda 60 TL artacaktır. Şimdi 3. ayda 60 ise 12. ayın sonunda yani yılda ne kadar artar diye düşünüyorum. Kaç katı bunun? 4 katı. 4 katı artacak. Yani 1 yılın sonunda bu adam 240 TL'lik bir zam alacak diyebiliriz. 5. yılın sonunda dediği için 5. yıla kadar alacağı maaşlar 2400'den bu adam 1200 TL'lik bir zam alacaktır. 5. yılın sonunda. Toplamdaki maaşımız 5700 TL'ye çıkacaktır diyebiliriz. Evet, bu ne demiş bize? En büyüktür veya eşittir 1 olmak üzere A2'yi vermiş. İndirgeme bağıntısı vermiş. A47 kaçtır diye soruyor. Şimdi indirgeme bağıntılarında önce AN'li terimleri bir tarafta toplamakta fayda vardır. Yani 5 üzeri 5 tane AN artı 1 eksi 5 tane AN eşittir 2. Burayı ben 5 parantezine alırsam gizli olarak alıyorum burayı. Bir işlem öteleyelim çünkü. Eksi AN eşittir 2'ymiş. Yani AN artı 1 eksi AN eşittir kaçtır diyebilirim ben o halde. 2 bölü 5'tir diyebilirim. Ve şimdi en yerine sayılar yazmaya başlayacağız. En yerine birden başlamıyorum. Çünkü 1 yazarsam 1'e 2 gelecek. A1'in kaç olduğunu bilmiyoruz. Ya da bir aritmatik dizi olup olmadığını da bilmiyoruz. O yüzden ben en yerine kaçtan başlayayım?
2'den başlayayım. En yerine 2 yazarsam A3 eksi A2 eşittir 2 bölü 5. Sonra en yerine ben 3 yazarsam 3 bir daha 4 A4 eksi A3 eşittir aynısı. A5 eksi A4 eşittir aynısı. Nokta nokta nokta. Bakın hep nasıl gidiyor. Bu şekilde gidecek. En son ben ne istiyorum? A47 eksi A46'yı istiyorum. Bu da nedir? 2 bölü 5'tir. Cevabımız nedir o zaman? Bu şekilde gide gide. A47 eksi A2. Kaç tane 2 bölü 5 yazdık? Bizim için önemli olan budur. Son terime bak. 46. İlk terime bak. 2. Bölü kaçar kaçar artıyor? 2, 3, 4, 5 yani birer birer artıyor. Artı 1. 46, 47, 2 çıkarsak 45 tane 2 bölü 5 vardır diyebiliriz. Gitti gitti. 9 kere 2. Bakın burası ne yaptı? 18 yaptı. A2 de 1'e eşittir. Onu da bu tarafa atarsak. A47 sayısı kaça eşittir diyebiliriz o halde? 19 eşittir diyebiliriz. Şekildeki eş büyüklükteki bilyelerin kare piramit yapımı için oluşturulmuştur. Tamam. Bu yapıya benzer 400 tane bilyenin bulunduğu bir yapı oluşturulacaktır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın burada kaça kaçlık var? 15'e 15'lik var. Buna göre 400 tane bilye olması için buraların kaça kaçlık olması lazım? 20'ye 20'lik olması lazım. O zaman ben burayı kaça kaç gibi düşünsem? 20'ye 20 gibi düşünsem 400 elde etmek için. Buraya 20, buraya 20. Yani buraya bir 20 tane yazacağım. Sonra 19 tane, sonra 18 tane, 17 tane yazacağım. Demiş ki buna göre eş büyüklükteki bilyelerinle oluşturulacak bu yapının yan yüzeyinin birinde görünen bilye sayısı kaçtır? Ha, şimdi adam bana diyor ki şuradaki şu yüzeydeki bilye sayısı kaçtır diye soruyor. Burada bakın şuna dikkat edin. En üstte 1 vardır. Bunun altında 2 vardır. Bunun altında 3 vardır. Altında 4 vardır. Nokta nokta nokta. En sonuncunda en altta nerede ne vardır? 20 vardır. Adam buranın toplamı nedir diye soruyor. Neydi o da? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Sadeleştirirsek 21 çarpı 10'dan 210'dur diyebiliriz. Esen bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamıdır. S9 eksi -8. Şimdi S9 demek A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 A9 demektir. S8 demek A1 artı A2 artı nokta 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 A8. Eğer sen bu ikisini çıkartırsan bakın buradaki hepsi gider. Elinde sadece ne kalır? A9 kalır ki A9 kaça eşitmiş o zaman? 110'a eşitmiş. S14 eksi S11 demek kalanlar kimlerdir? En sona A11 gider. A12 kalır. A13 kalır. Ve A14 kalır. Bu da kaça eşittir? 258. Şimdi bu bir aritmetik dizi olduğu için aritmetik dizinin şöyle bir özelliği vardı. Ben bunların hepsini A9 cinsinden yazabiliyorduk. Yani A12 demek A9 artı toplamlar 12 olması için yanına ne yazmam lazım? 3 tane D yazmam lazım. A13 demek A9 artı 13 olması için yanına 4D yazmam lazım. 14 olması için yanına 5D yazmam lazım. Bu toplamın kaça eşit olduğunu diyorum ben. 258. Bakın A9'lar ortak. A9 parantezine alırsak burayı biz. Burası ne yapar? Pardon, A9 parantezine alamayız çünkü toplama işlemi var. Kaç tane A9 var? 3 tane A9. Artı 5, 9, 12 tane D kaça eşitmiş? 258. A9 gördüğüm yere ben kaç yazma hakkına sahibim? 110 yazdım. Karşı yatarsak 12D eşittir. Eksi 330 olarak gelecek. 10'dan 8 çıkarsa 2. 12'den 5 çıkarsa 7. Eksi 72. O zaman D sayısı kaça eşittir diyebilirim ben? Eksi 6'ya eşittir diyebiliriz. Adam bizden neyi soruyor bu arada? A4. Önce A1'i bir bulalım. A1'i nasıl buluruz? A9 demek A1 artı
8D demekti. A9 110. A1 artı 8 çarpı eksi 6 yani 48. Bunu da karşıya atarsak bunun da kaç geldiğini görürüz A1 sayısının. 158 geldiğini görürüz. A4 demekti. Soruyu bitirelim artık. A1 artı 3D demekti. 158. Şimdi A4 burada hala duruyor. 158 eksi diyorum çünkü artık direkt 18 yazabilirim. 3 çarpı 6'dan, eksi 6'dan. 8'den 8 çıkarsa 0, 5'ten 1 çıkarsa 4, 1. O zaman A4 sayısı da kaça eşit olmuş oldu? 140'a eşit olmuş oldu. 58 ile eksi 14 aralarına aritmatik dizi oluşturarak şekilde 7 tane terim yerleştiriliyormuş. 58 var. Araya 7 tane terim koyduk. Eksi 14 var. Buna göre A5 nedir diye sormuş. Nedir şimdi aksiyon? Şudur. Şu bizim neyimizdir? A1. 7 tane terim daha geldi. 8. O zaman bu kaçıncı terimdir? A9. A9 eşittir. A1 artı 8D'dir. Yani A9 eksi 14 eşittir. 58 artı 8D'dir. Bunu da bu tarafa atarsak. Eksi 58 olarak. 2, 5, 6, eksi 72 eşittir 8D'den. D sayısının kaç gelmiş olduğunu gördüm. Eksi 9 gelmiş olduğunu gördük. Bizden A5'i soruyor. A5 demek de A1 artı 4D demekti. A1'imiz kaç? 58 eksi 4 çarpı eksi 9'dan eksi 36. 8'den 6 çıkarsa 2, 5'ten 3 çıkarsa 2. O zaman 11. sorumuzun cevabı da A seçeneği gelmiş oldu. Solüit eserlerine genellikle kare ve küp formlarında bir aritmatik dizi oluşturarak şekilde kullanmış ifadeleri. Yukarıdaki Solüit'in eserinden esinlenen Özur, odasının boş duvarına bu esere benzer 120 bölmeli raf yapacaktır. Yaptıracağı rafın en üst katında kaç tane bölme olmalıdır diye sormuş. Toplam şimdi kaç tane bölme olacakmış? 120 tane. Burada şuna dikkat ettiniz mi? Bir tane var. İki tane var. Üç bölme var. Dört bölme var. Beş bölme var. Muhtemelen altı tane. Yani birden n'e kadar olan sayıların toplamının kaç olmasını istiyorum? 120. Bu da nedir? N çarpı n artı 1 bölü 2'dir. 120 olan. N çarpı n artı 1 eşittir. 240'tır. Ardışık iki sayının çarpımının 240 olmasını istiyorsak 240 demek 15 çarpı 225 15 eklersek 240 15 çarpı 16'dır. O zaman n dediğimiz ifade kaç olması gerekiyormuş? En üst tarafta 15 tane bir bölmeye gerek varmış. Evet, bu soruya bakalım ne demiş öncelikli olarak. S15'i vermiş. Şimdi S demek ne demekti? Önce bir SN formülünü hatırlayalım. SN formülü şuydu arkadaşlar. Aritmatik dizi için soruyorum. SN eşittir. N bölü 2. 2 tane A1. N eksi 1 çarpı D demekti. Yani bunu kullanacağız bu soru için. Öncelikli olarak bulabileceklerimize bir bakalım. Yani A15'i ben A1 cinsinden yazarsam A1 artı 14D eksi A1 eşittir 42'ymiş. A1'ler giderse buradan D'nin kaç geldiğini görürüz. A1 artı 14D. D sayısının 3 geldiğini görmüş olduk. 4 kere 3, 12, 30, 42. Şimdi bunu götürüp şurada yerine yazarak bir A1'i bulalım. Sonra S4'ü hesaplarız. Şimdi S15 yani şurada en gördüğümüz yere 15 yazmaya başlayalım. 420 eşittir. 15 bölü 2. 2 tane A1 bilmiyorsun. Artı n eksi 1. N'imiz kaçtı? 15. 15 eksi 1. 14 çarpı D'yi de kaç bulduk biz? 3 bulmuş olduk. Şimdi burayı içeriye dağıtırsak, bakın şurayı içeriye dağıtırsak ne geliyor? 15 çarpı 2, 30 bölü 2, 15 tane A1. Şunla da şunu götürürsek artı yani 2 ile 14'ü sadeleştirirsek 3 çarpı 7 çarpı 15
geliyor. Bu toplam kaça eşitmiş? 420'ye eşitmiş. S15'e eşitmiş burası da. A1'i hesaplamaya devam ediyorum. Herkesi 15'e bölsem, herkesi 15'e bölsem, herkesi 15'e bölsem, gitti gitti. A1 artı 21 eşittir. 420'yi 15'e böldüğümüzü varsaysak 2 keresi 30 yapar. 120 içerisinde 15, 8, 28 yaptı. O halde A1 sayısı kaça eşitmiş? 7'ye eşittir diyebiliriz. Soru bizden neyi sormuştu? Artık sorunun istediği kısma gelelim. Soru bizden S4'ü sormuştu. Sol üst köşeden devam ediyorum. S4 demek 4 bölü 2, 2 tane A1, 7 artı n eksi 1 yani 4 eksi 1, 3 çarpı D3'tür. Bakın şu formülü yerine yazmış olduk. Burası ne yapar? 14 yapar. Burası ne yapar? 9 yapar. Burası da ne yapar? 2. 14, 9 daha 23. 2 katına demiş. 46 yapmış oldu. Selin kare şeklindeki bir kağıt alıyor. Bu kağıt şekildeki gibi ikinci adımda köşegenlerden keserek iki tane üçgen elde ediyor. Şimdi burada hiç üçgenimiz yok. Burada iki tane üçgenimiz var. Burada 1, 2, 3, 4 tane üçgenimiz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgenimiz var. Ve bu şekilde devam ediyormuş. Bu şekilde kesmeye devam ederse 9. adımda kaç tane üçgeni olur? Şimdi fark ettiysen ilk şimdi hiç üçgenimiz yok. İkincisinde 2 üzeri 1 tane. İkincisinde yani 3. adımda 2'nin karesi tane. Aslında şurada bir tane şekil var. Yani 2 üzeri 0'dır bu da. 2 üzeri 0'dan 1'dir. Burada 2 üzeri 3 tane. Şunu dikkat ettik mi? İkinci adımda 1. Üçüncü adımda 2. Dördüncü adımda 3. Hep ne gelmiş oldu? 1 eksiği gelmiş oldu. O zaman 9. adımdaki üçgen sayımızda 1 eksi 2 üzeri 8 gelecektir. 6'sı 64, 7'si 128, 8'i 250. 6 tane üçgen kesmiş olacaktır bu işlemi yaparak. Bakteri kültürünün bir bakteri kültüründe uygun şartlarda bakterilerin sayısı her 2 dakikada 1-2'ye katlamıştır. Başlangıçta 2 de yani ilk 0. dakikada kaç bakterimiz var? 2 bakteri var. 2. dakikada 2 katına çıkacak 4. Her defasında ne yapıyor? 2 katına çıkıyor. Kaç dakikada bir? 2 dakikada bir. Yani 4. dakikada 8. 6. dakikada 16. Diyor ki 6. dakikanın sonunda buna 16 tane daha bakteri ekleniyormuş. Yani şuraya dışarıdan bir 16 tane daha. Yani burası kaç yapmış oldu artık? 32 yapmış oldu. 10. dakikanın sonunda. Şimdi 6'da kaç var? 32 var. 8'de 8. dakikada 2 katı 64'e çıkacak. 10. dakikada 2 katı 128 tane bakteri olmuş olacak. Bir sınıfta ağırlık kaldırma yarışması düzenlenecektir. Ağırlıklar bir aritmatik dizi olacak şekilde sıralanmıştır. Yani birinci ağırlık A1, ikinci ağırlık A2. Emre ikinci ve üçüncü ağırlıkları sırasıyla kaldırdığında toplam 39 kilogram kaldırmıştır. İkinci ağırlıkla üçüncü ağırlığı kaldırdığında 39 kilogram. Mert 5. ve 6. ağırlıkları sırasıyla kaldırdığında A5 artı A6'yı kaldırdığında 69 kilogram kaldırmıştır. Buna göre Enes 7. ağırlığı kaldırmak istiyor. A7 nedir diye sormuş bize. Şimdi bu tarz sorularda ne yapabiliriz? En küçükten de girebiliriz. Ya da herkesi A1'e de benzetebiliriz. Yani bu ne demektir? A1 artı D demektir. Bu ne demektir? A1 artı 2D. Yani 2 tane A1 artı 3D eşittir 39'dur. A5 demek A1 artı 4D demektir. A6 demek A1 artı 5D demektir. Toplarsak 2 tane A1 artı 9D de kaça eşitmiş? 69'a. Önce buradan ortak farkı bulabilirim. Yukarıya eksiyle çarparsak, taraf tarafa toplarsak A'lar gider. 6 tane D, 9'dan 9 çıktı 0, 3, 6'dan 3 çıktı 3. D sayısının 5 geldiğini görürüm.
B5 ise götürüp bunu denklemde yerine yazabilirim. Yani 3 kere 5 15. 2 tane A1 eşittir 39 eksi 15'e. Yani 2 tane A1 eşittir 9'dan 5 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2. A1 sayısı da kaça eşitmiş? 12'ye eşittir diyebiliriz. A7'yi sormuştu soru bize. A7 demek A1 artı 6 tane D. Yani 12 artı 6 çarpı 5 demektir. 6 kere 5 30. 12 daha. A7 sayısı kaça eşittir o halde? 42'ye. Cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Bir sonrakine bakalım. Bir Luna Park'ın giriş ücreti 15 TL'dir. Bu ücreti ödeyen bir kişi Luna Park'taki oyuncaklardan sadece bir tanesini ücretsiz kullanıyormuş. Bir tane ücretsizimiz var. Her bir oyuncak için 5 TL ödeyecektir. Tamam. 45 TL parası olan eline gittiğinde parasının tamamıyla en fazla kaç oyuncağa binebilir diye sormuş. Şimdi 45 TL'miz var. Girişte ayak bastı parası verdik. Kaç paramız kaldı? 30 TL'miz kaldı. Her bir oyuncak 5 liraysa 6 tane oyuncağa parasıyla binmiş oldu. Bir tane oyuncak da bedava bindi, ücretsiz binmişti. O halde binebileceği 7 tane farklı oyuncak vardır diyebiliriz. Handan matematik kitabından ilk gün 35 tane soru. Birinci gün 35 tane soru. İkinci günden itibaren her gün önceki çözdüğü sorunun sayısının 4 fazlasını çözerek. Yani ikinci gün 35'in 4 fazlası. Üçüncü gün toplam 14. günün sonunda kitabı bitirmiştir. Yani 35 artı neydi? Bir 4 fazlası yani 8 tane çözecek. Yani 2 çarpı 4. Dördüncü gün 35 artı 3 çarpı 4. Beşinci gün bakın bir dizi yakaladık zaten. 35 artı 4 çarpı 4. Nokta nokta nokta. En son bu adam 14. gün ne yapacak? 35 artı. Bakın ne yaptık hep biz? 2 için 4 çarpı 1. 3 için 2 çarpı. 4 için 3 çarpı. Yani hep 1 eksiği. 14 için o zaman 13 çarpı 4 yazmamız lazım. Bunların hepsinin toplamını soruyor bana. Kaç soru çözdüğünü bulmak için kitabı bitirdik artık. Kaç tane 35 var? 14 tane 35 var. Yani bir kere 35 çarpı 14 olacak. Artı. Bakıyorum. 4 parantezini alırsak 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı en son 13. Yani 13'e kadar olan sayıların toplamı 13 çarpı 14 bölü 2'de gelmiş oldu. Hemen 35 ile 14'ü bir çarpalım. 5 kere 4 20. 4 kere 3 12. 14. Şurası da kaç yaptı? 35 yaptı. 490. Şurası bakın kaç geldi? 490. Burada sadece neyi unuttuk biz ama? 4 parantezini aldığımız için burayı da 4 paranteze şeklinde yazabilirdik. Yani şunda şu gider, burada da 2 var. Yani hiç çarpma işlemini uzatmadan şöyle yapabilirdik. Her ikisine de 14'ler ortaksa 14 parantezinde bir 35 gelecek. 13, 2 daha bir de 26 gelecek. Yani 30, 50, 56, 61. Cevabımız 14 çarpı 61 olacaktır o zaman. 61 ile 14'ü çarparsak sonu 4 olan kaç tane şık var? 2 tane şık var. 6 kere 4, 24. Şurası da 61. Toplarsak 854 tane soru çözmüş olduk. Bir tiyatro salonunda ilk sırada 20 kişilik bir seyirci koltuğu vardır. Birinci sırada 20 kişilik. İkinci sıradan itibaren her bir sırada bir öncekinin iki fazla seyirci koltuğu vardır. Yani 20'ye 2 eklenecek. 20'ye 2 çarpı 2 eklenecek. 20'ye 2 çarpı 3 eklenecek. Bakın şurası birinci sıra. Şurası ikinci sıra. Şurası üçüncü sıra. Şurası dördüncü sıra. Bir önceki sorunun aynı mantığıyla çözeceğiz. Bu sefer soru sayısını vermiş bir önceki soru gibi düşünürsek. En son eninci sıramız olsun. O zaman kaç tane 20 vardır? N tane 20 vardır diyeceğiz. Yani 20 çarpı N artı. Şimdi burayı da ben ne parantezine alayım? Şuraya da 2 parantezini alırsak. Bakın şuradaki. En son burası 2 çarpı N gelecektir çünkü.
İki parantezini alırsak birden n'e kadar olan sayıların toplamı gelecektir. 1 artı 2 artı n. Ama 2 için 1, 3 için 2 ise birden n'e kadarki sayılar değil de o zaman birden n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı gelecektir. Kaça eşitmiş bu da? 560. 20n dursun. 2 tane n eksi 1'e kadar olan sayıların çarpımının toplamı nedir? N eksi 1 çarpı 1 arttırdı. N bölü 2'dir. Gitti gitti. Buradan ne geldi? N kare eksi n artı 20n eksi 560 eşittir 0. Buradan ne geldi? N kare artı 19n eksi 560 eşittir 0. Çarpandan ayırırsak n'ye n şeklinde 560'ı ben çarpandan ayırdığımda 35 çarpı 16 olduğunu gördüm. Şurayı artı 35, burayı eksi yaparsak en sayısı ya eksi 35 gelecektir ya da en sayısı 16 gelecektir. Şimdi bir kere biz dizi şeklinde hareket ettiğimiz için sayma sayısı olmak zorundaydı. O zaman bizim sayımız kaça eşittir? 16 tane sıra vardır dememiz gerekiyor idi. Son soru. Bu bir geometrik diziymiş. Şimdi geometrik dizide ne vardı? AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N eksi 1. Şu ikisinin toplamı bana neyi verecekti? N sayısını verecekti. Yani ben A9 sayısını A1 çarpı R üzeri 8. A6 sayısını A1 çarpı R üzeri 5. A6, A7, A8 sayılarında sırayla A1 çarpı R üzeri 5. A1 çarpı R üzeri 6, A1 çarpı R üzeri 7 eşittir 336 şeklinde yazabilirim. Neden böyle yazdık? Çünkü hepsinde bakın A1'ler ve R üzeri 5'ler şurada ortak. Yani ben buraya A1 R üzeri 5 parantezini alırsam burada R küp eksi 1 gelir. Aşağıyı A1 R üzeri 5 parantezini alırsak buradan 1 gelir. Buradan 5 parantezini aldığım için R gelir. R üzeri 1 gelir. Buradan R üzeri 2 gelir. Burası 1080 de, pardon 1008. Burası 336 idi. Bakın bu tarz geometrik dizi sorularında hemen bir oranlama yaparsanız, çünkü çarpma işlemi var hep. 3, 6, 9, 900, 108. Şunu şunu da sadeleştirdiğimizde 3 gelmiş oldu. Hemen bakın şurada bir açılım yapıyorum. R küp eksi 1'in kübü demek. R eksi 1 çarpı R kare artı R artı 1 demekti. Bölü altında da bakın yine aynısını yakaladık. Artı 1 var. Eşittir 3. Sadeleşirse buradan R sayısının kaç geldiğini görürüz. 4 geldiğini görmüş olduk. Şimdi yalnız adam bize R'yi sormamış. Dikkat. Adam bizden neyi soruyor? A7 kaçtır diye soruyor. Yani önce buradaki bulduğumuz R eşittir 4'ü ne yapmamız lazım? Soruda yerine yazmamız lazım. Nerede yerine yazacağız? Şu parantezi almıştık ya. Parantezi aldığımız yerde yerine yazabiliriz. Şurada bakın. Yıldız koyduğum denklemde. A1 çarpı R üzeri 5 yani 4 üzeri 5. R küp eksi 1. R küp 64 eksi 1 eşittir 1008. A1 çarpı 4 üzeri 5 çarpı 63 eşittir 1008. Şurada bir sadeleştirme var. 63 ile 1008'i sadeleştirirsek bu 16 gelir. O zaman bakın A sayısını buluyorum. Herkesi 405 köşe bölersek yani A1 ifadesi şuraya yazalım. A1 ifadesi 16 demek 2 üzeri 4 demektir. 4'ün 5. kuvveti demek de 2 üzeri 10 demektir. Demek ki A diye bahsettiğimiz ifade 1 bölü 2 üzeri 6 demektir diyebiliriz. Soru bizden neyi sormuştu? Ya da biz şuradaki A1'i 2 üzeri eksi 6 da diyebiliriz. Soru bizden A7'yi sormuştu. Şimdi A7 demek en aşağıya yazıyorum. A1 çarpı R üzeri 6 demektir. Yani A1 2 üzeri eksi 6 yazmışız. Çarpı. R dediğimiz şey 4'tü. 4'ün 6. kuvvetidir. O zaman buranın cevabı
2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 4'ü 2'nin karesi gibi düşün. 6 kere 2 12 gelecektir. O halde tabanlar aynı, üstler topla. 2 üzeri 6'dır bizim cevabımız. Yani 64'e karşılık gelmiş oldu. Bu testin çözümü de bitmiş oldu arkadaşlar. Muhtemelen önümüzdeki hafta yeni bir soru yayınlanacaktır. Yine devam edeceğiz soru çözümlerine. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.